Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Elimde Amerika'nın bize vermeyi reddettiği F-35'lerin muadili Falcon 35'ler var. Engel sensörlü bir drone, yine Gorilla markasından. Kutuyu elimde tutarken çeviriyorum çünkü bana doğru çevirdiğimde şöyle göstereyim. Ters ama şu tarafını çevirdiğimde düz. Yani böyle bir hata var kutuda. Ürünü açmadan önce. Ürün taşıma çantasıyla geliyor. Hemen kutu açılışına geçelim. Şu şekilde kompakt bir taşıma çantası var. Aslında cihaz biraz böyleyken küçük gibi duruyor ama biliyorsunuz artık katlandı dronlarımız. Moda. Hemen açalım. Bakalım içinden neler çıkacak, bizi ne karşılayacak. Ufak olan yerde genelde şeye alışmış durumdayım. Yani bu genelde kalın olan kısımda drone oluyordu. Bu sefer ufak olan kısımda drone var. Şöyle çıkartalım. Drone katlanmış bir halde kutunun içine koyulmuş, kargo masrafından tasarruf etmek için. Üstünde ufak bir jelatin var. Tabi bu her modelde olabiliyor mu bilmiyorum. O yüzden bunu garanti etmiyorum. Üstünde Gorilla logosu var. Bataryayı çıkarttığımızda bataryanın üzerinde bir tane sünger görüyorum. Muhtemelen bu süngerin amacı bataryamızın şuradaki metal kısma temas ederek işte istenmeyen kazalara neden olmaması. Bunu şu an ben çıkartıyorum. Bunu siz de çıkartmanız lazım bu süngeri. Taktığınızda cihazı nasıl açacağız? Cihazın açma kapama düğmesi de alttaymış. VPS sensörü var. Bir adet de kamera var altında. Şurada da bir kamera daha var. İşin enteresanı ön tarafında iki tane kamera var. Bunun gimbalında yine servo motorlu kumanda üzerinden hareket ettirebiliyorsunuz. Şu kenarlarında da şurada ve şurada yani sağ ve solunda yine engel sensörü için yerleştirilmiş kameralar mevcut. Drone'umuzu koyalım. Peki içinden başka ne çıkıyor? Pervane koruyucular var. Bakalım takılabiliyor mu yani kolay. Ben el becerisi olmayan bir adamım. Bunları kolay kolay takamam. Eğer bunu tek seferde çözebilirsem bana helal olsun şöyle. Şurada bir yer var. Bunları da kaybetmek kolay olur diye tahmin ediyorum. Eğer benim gibi dağınık bir adamsanız bunu çok rahat kaybedersiniz. Şurada ufak bir yer var. Tekrar şöyle sokayım da çıkartmasını göstereyim. Şuradaki bu alandan bunu çekerek çıkartıyorsunuz ve koruyucunuzu takıyorsunuz. Koruyucunun da bir klipsli bir mekanizması var. Tekrar çıkartabilmek için de şunu yukarı çekmeniz lazım. Evet, bunların hepsini taktım. Şimdi önemli bir bilgi vereyim size. Kapalı mekanda uçururken pervane koruması uçurursanız hem çevrenizdeki nesnelere hem de insanlara ve canlılara zarar verebilirsiniz. Kendinize bile yani. Çünkü yüksek hızla dönüyor. Bir diğer önemli uyarım da şey olsun size. Bu parçaları evet gereksizmiş gibi buradan çıkardık ama bununla işiniz bittiğinde ve dış ortamda uçuş yapacağınızda aerodinamiğini çok fazla etkileyecektir desem abartmış olmam. Çünkü hava girişi çok yüksek seviyede olacak cihazınız uçarken. Bu yüzden bu ufak parçaları tekrar çıkardığımız yerlere dış uçuşlarda takmamızda fayda var. Siz de buna özen gösterirseniz cihazla alakalı sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi koruma kanatlarını taktığımız zaman şöyle bir kıyas yapmak istiyorum. Tabii bakın dağınıklığını buradan da görebilirsiniz. Her şey düştü. Kutuyla kıyasladığımızda çok epey kutudan bile büyük bir drone haline geliyor cihazımız. Bu da aslında cihazın çok da küçük bir cihaz olmadığını, bakın şöyle elime kıyasla bakabilirsiniz. Çok da büyük bir cihaz olduğunu gösteriyor. Bayağı yani bu fiyat skalasında 2000 TL altındaki cihazlar içerisinde bence büyüklük olarak, ebat olarak en büyük cihazlardan bir tanesi diyebilirim. Aden 59S'le boy ölçülük durumda. Kumandasının şurasına cep telefonu koymak için bir alanımız var. Bunun haricinde pil yatağı var. Pil yatağında da bir vida yeri koymuşlar ama vidası yok. İçinde pillerim var. Size muhtemelen pilsiz gelecek. Çünkü biliyorsunuz bana ürünü tanıtmam için tam takır gönderiyorlar. Yani her şey içerisinde oluyor. Ama size bu şekilde gelmeme ihtimal çok yüksek. Kutu içerisinde çünkü pil olmuyor genelde. 4 tane yedek pervanemiz var. Genelde sol ön ve sağ arkalar A oluyor, şunlar B oluyor bu şekilde. Pervaneleri her zaman çapraz takmanız gerekiyor. Bunu unutmayın lütfen. Cihazınızın sabit ve stabil uçabilmesi için bu çok önemli. Diğer türlü mesela ön tarafları A takıp buralara B takarsanız cihazınız kalkmaz, direkt takla atar. Şu pervanelerimizi de şöyle koyalım. Kutu içeriğinde ufak bir şarj adaptörü var. Zaten şuraya pin girişli bir yuva koymuşlar. Bir de USB. Bunu herhangi bir yerden şarj edebilirsiniz. İşte bilgisayarınız olur, televizyonunuz olur, priziniz olur. Her yerden şarj edilir. Bir de 4 tane kapak, minik kapak koymuşlar. Bu minnak kapaklar da pervanelerin üzerinde şöyle minnak, böyle oval, radyosu çok fazla bir yer görüyorsunuz. Bunlar
zamanla düşebiliyor ya da siz işte kaybedebiliyorsunuz eğer benimle dağınık biriyseniz. Onları tekrar yerinize koyabilmeniz için, yerine koyabilmeniz için size gönderilmiş 4 tane ufak yedek parça. Cihazın bu arada şurada elime sürekli geliyor dokundukça. Wi-Fi anteni var. Aman ola ki bu anteni kopartmayın ya, bu kabloyu burada fazla unutmuşlar demeyin. Cihazınızın Wi-Fi bağlantısını, yani uygulamaya görüntü alabilmek için bu kabloyu burada muhafaza etmeniz lazım. Ona dokunmayın. Poşetimiz, kumandamız, çantamız, içinde başka da bir de kullanım kılavuzu var. Bir tane Gorilla Falcon 35 kullanım kılavuzu var. Tamam, bir takım kağıtlar yani. Bir de şöyle bir şey var. Bir de Gorilla Falcon 35 drone diyor. Bu da herhalde tanıtım mı? Batarya talimatları, uygulama, işte C belgeleri falan var. Şöyle göstereyim size uygulama. Android'den nasıl yüklersiniz? Bir de şey var, biliyorsunuz artık Huawei telefonlara uygulama yükleyemiyorsunuz bazen. Ona nasıl yükleyeceğinizi gösteren bir şey var. Bir de iOS var. Bu Huawei olayını tuttum gerçekten. Onu iyi düşünmüşler. İnsanları terste bırakmamışlar. Bunun haricinde bir de içinde şöyle köpükler olan çanta. Bir tane daha batarya çıktı. Toplam 2 bataryalı bir cihazmış. Şimdi cihazı uçuralım. Benim yine en merak ettiğim şey Falcon 16'da olduğu gibi, yani F-16'da olduğu gibi. Engel sensörü, çalışma mantığı onun haricinde zaten basit bir drone. Kamerasını kumanda üzerinden hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz işte ucuz şu BİM'de satılan falan, böyle bir kere uçurduğunuz zaman hemen bozulan dronelardan olup olmadığına bakacağız. O da önemli. Bir drone'dan daha pahalı bir çekicim var. Stanley marka. Onunla bir kere bir vururuz kafasına, bakalım neler oluyor cihaz hakikaten. Mukavemeti olan bir cihaz mı değil mi? Bunu da test etmiş oluruz diye düşünüyorum. Hadi şimdi uçuşa geçelim. Evet arkadaşlar, Falcon 35'i sıra uçurmaya geldi. Cihazım açık. Kumandamı açıyorum. Basit bir eşleşme sekansı var. Pardon, kumandayı kapatmışım, açıkmış. Bakın, kumandayı çalıştırdım ve joystick'i yukarı ittim sadece. Joystick'i yukarı iter itmez cihazım çalışmaya başladı. Bundan sonra tek yapacağım şey cihazı yukarı doğru kaldırmak. Altında bir VPS sensörü var, yani tam şurada. Bu sensöre göre cihaz kendini yerde sabitliyor. Bu güzel bir özellik. Bakın o etrafta hiçbir şeyden etkilenmiyor. Olduğu yerde durmaya çalışıyor. Ama fayaz zeminlerde, yani ıslak zeminlerde bunu yapamayabilirsiniz. Bunlar mümkün olmayabilir. Şimdi engel sensörü özelliğini test edelim. Evet arkadaşlar, şimdi engel sensörünü aktif edeceğim. Bahsetmiştim yanlarında. Şu bölümlerde engel sensörü var. Ön kamerasının yanında da var ve altta da var diye. Buradaki hız düğmesine bir kere bastığınızda engel sensörü aktif oluyor. Bakın hemen ışıkları yanmaya başladı ve benden uzaklaştı. Tekrar gidiyorum. Bakın benden uzaklaştı. Şimdi şunu deneyeceğim. Duvara doğru götürmeyi deneyeceğim. Bakalım gidecek mi? Bakın kumandayla kadrajda olsun istiyorum. Şöyle yapacağım. Bakın yapıyorum. Ve biraz kendini geri doğru çekiyor engeli gördüğünde. Bakalım şöyle yapayım, önüne doğru geri gidiyor. Evet. Şuradan yaklaşayım şöyle. Mesela. Şöyle. Yani cihaza çarpma ihtimaliniz pek fazla yok. Çok zorlamanız lazım. Direkt müdahale etmeniz lazım. Şimdi deneyeceğim. Evet. Yani çok da güzel bir takla olmadı. Diyordum ki. Tamam. Yani şey, açıkçası şöyle inleyeyim de ne konuştuğumda anlaşılsın istiyorum. Şimdi muhtemelen şu pervane koruyucuları taktık ya, muhtemelen bununla alakalı, atamadı. Ağırlık denge merkezini bulamadı diye düşünüyorum. Şunları bir çıkartayım. Taklayı bir de öyle deneyelim. Ya aslında bu takla mevzu çok da elzem bir şey değil ama bir yine de denemekte, göstermekte fayda var. Bu arada nasıl çıkartıyormuşuz? Şuradaki aparatın üzerine bastırıp çektiğinizde geliyor. Şimdi hemen hızlıca bunu çıkartalım. Tekrar deneyeceğim. Bu arada fark ettiyseniz engel sensörü aktifken cihazımız takla atmıyor. Yani engel sensörünü kapatmanız lazım. Hemen kaldırıyorum tekrar. Evet, attırıyorum taklayı. Çok sağlıklı bir takla atmıyor açıkçası. Hayır. Çok komiğime gitti. Yani böyle engel sensörlü bir cihaz yapmışlar ama takla atarken sıkıntı oluyor. Hız butonuna bir kere bastığınızda, kısa bastığınızda engel sensörü aktif oluyor. Bence engel sensörü de gayet başarılı. Zaten
engele takıldığı zaman yine burada şu an yandığı gibi hemen ışıkları yanıp sönmeye başlıyor. 2000 lira altında alınabilecek en kaliteli cihazlardan bir tanesi. Belki de en kaliteli cihaz diyebilirim. Paranızın hakkını vermiş olur. Bir 10 dakika civarında uçuyor bir bataryayla. Ben zaten sadece engel sensörünü test etmek istiyordum. Önünde ve yanlarında engel sensörü var. Altında 2 tane var hatta. Bence paranızı gönül rahatlığıyla harcayabileceğiniz bir drone.